Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere efsane şeyler göstereceğim. Yani efsane şeyler göstereceğim derken tek mod için arkadaşlar bir sürü Minecraft'ta her şeyi toplamışlar. Minecraft'ı neredeyse hani baştan aşağı demeyeyim de her şeyini değiştirmişler arkadaşlar. Şimdi onu e, size tanıtacağım. Arkadaşlar video girişinde ilk olarak size el salladım böyle. Hani e, görmüşsünüzdür baya dikkatinizi çekmiştir büyük bir ihtimal. Arkadaşlar bu modu indirince e, chat açtığınızda şuraya emotion kısmı geliyor. Yani burada el sallayabiliyorsunuz bu şekilde. Daha sonra e, yes deyip kafa sallayabiliyorsunuz. Bir sürü şey var. Mesela hepsini göstereceğim. No diyebiliyorsunuz. Onun dışında clap var. Alkışlama şeyi arkadaşlar. E, bu cheer'da disco disco olayı. E, Valla isimlerini tam e, hitap edemiyor olabilirim e, Ah der gibi şöyle olur ya arkadaşlar Onun gibi bir şey yapıyor burada da Ah işte böyle hani Gitti paralar gitti der gibi Ve değişik tepkiler var Nokta ah bak şurası Hani elle gösterme olayı var ya Mesela think Hmm düşünme olayı Arkadaşlar görüyorsunuz Daha sonra burada facepalm var Ah be abi kaçtı gibi mesela Daha sonra Vip var. O oh, bir der gibi nasıl olur falan der gibi. Mesela burada da headbang var. Kafa sallama. Metalcilerin yaptığı gibi hemen şunu. Daha bunu geçmedi de. Heh. Gördüğünüz gibi rapçi der, rapçilerin yaptığı gibi böyle. Efsane. Bir, ama bir tane daha yapıyordu. Bunların karışımları da var galiba arkadaşlar. Ee, ona da bakarız şimdi. Galiba onu ben şu an yapamıyorum. Arkadaşlar bu şimdi bu modda göstereceğim her şey bitmiş sayılmıyor. Size bu modun web sitesini vereceğim aşağıdan. Ee, orada bu moda dair her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu mod arkadaşlar e, oyunun bir de tekstür pekinde değiştiriyor e, diyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunu bir sürü ama o kadar bir sürü abi her şey gelmiş yani değişik değişik bir sürü şey eklemişler. Mesela bu modu eklediğinizde arkadaşlar mesela game moda girelim. Game moda girelim. E, bu tuğla tekstürü bu şekilde değişiyor arkadaşlar. Biraz daha hani e, oyuna gerçekçilik mi katmaya çalışmışlar diyeyim. Yani onun gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. Onun dışında e, yaprak halılar var görüyorsunuz e, burada. E, yani kapı, bunlar da arkadaşlar e, tuzak kapıları. E, bir sürü tuzak kapıları getirmişler yani orijinal dışında. E, burada da arkadaşlar e, mağara kristali diyebilirim. Bu kristaller arkadaşlar bir ma yani oyunu yapısını değiştiriyor dedim ya hani başta. Bir mağaraya giriyorsunuz arkadaşlar böyle hani sarkıklar olur ya. O kristal gibi bir şey yapmışlar böyle. Bunları da oradan elde ediyorsunuz. Ayrıca bu e, paper wall yani hani Çin evlerinde kağıttan duvar yaparlar ya arkadaşlar. Kağıt evler olur böyle. O o tarz bir şey bu da arkadaşlar. Burada da demir bir merdiven var. Tabii bu demir merdiven sizin yani ne kadar işinize yarar bilmiyorum. E, bu da Gördüğünüz gibi blok of e, kömür ama bunun ne kömürü bilmiyorum. E, bu değişik işte kitaplıklar var görüyorsunuz. Bu kitaplık çok efsane. Kılıç var böyle kitaplıkta. Yani o şekilde. Şimdi. E, Tabi yapısını değiştirdiği için arkadaşlar. Enteresan birkaç tane daha bir şey var. Chest açtığımızda mesela bu itemleri görüyorsunuz ya. Bu itemleri direkt arkadaşlar. Deposit yani şuralardan direkt elime alabiliyorsunuz. Yani mükemmel bir olay. Eee. Hemen short yap. Ya bu değişik bir sürü şeyler var yani. Bunlar böyle. Burada da arkadaşlar, e, yapısını değiştiriyor dediğim gibi her şey var arkadaşlar. Tek bir e, pardon, destekleyici modu var bir de. Tek bir mod e, yüklüyorsunuz dedim ama onun dışında ya ben size aşağıda linkini vereceğim zaten. Şimdi ilk önce şu e, göstermem gereken şeyi göstereyim. Arkadaşlar, şimdi elime aldığım gibi gördüğünüz gibi bir sürü yeni oklar geliyor. Ee, bu okları da arkadaşlar normal e, standart ya ile kullanabiliyorsunuz. Cute. Cute. Mesela cute. Buralar arkadaşlar dilediğiniz gibi patlatabiliyorsunuz. Bak, okun gittiğini göremiyorum maalesef ama e, baya yani hani şu an oraya gitse hop evet o te ilerideki bak buradan ineği öldürüyorum arkadaşlar. Öldü mü? Ah, biraz çok şey oldu da. Neyse bu e, patlayıcı TNT arkadaşlar yani e, anlamışsınızdır yani onun adını vermedim az önce bu da arkadaşlar e, torch oku yani şuraya attığınızda mesela gördüğünüz gibi e, oralarda torch çıkıyor arkadaşlar yani bu doğal bir şey hani genelde okun önüne bez bağlayıp yakarlar yani ya e, ışık versin diye bunu da hani mağaralarda kullanabilirsiniz yani bu da çok mükemmel bir olay şimdi diğer e ee, okumuzda ne varmış hemen? o Enderiro. Şimdi tahmin etmişsinizdir. Şuraya atıyoruz. Hop, ışınladı. Şuraya atıyoruz. Hop, ışınladı. Şu şuraya var gelelim hatta şuraya. Yani bu da e, ışınlanmanıza yarıyor arkadaşlar. Şimdi bunu da yerine koyalım. E, bu olay bu şekilde. Yani fark ettiyseniz arkadaşlar bir sürü de chest eklenmiş. Abi yemin ediyorum mükemmel. Hani sadece oyuna blok değil Ayrıyeten hani redstone şeyleri falan var. Onları ben yapamadım tabi. Ee, redstone şeyleri olsun. Hani oyunun inventörüsüne böyle gördüğünüz değişik şeyler ekliyorlar. Mesela e, saldırı şeylerin önünde yani bu şekilde yazılar var. Mesela set giyelim arkadaşlar üzerimize. Şöyle gördüğünüz gibi setimizi alıyoruz. E, seti giydiğimizde sağda gözüküyor arkadaşlar mesela. Sonra geri gidiyor falan. Böyle mükemmel bir hani animasyonlar var arkadaşlar. E, bu... Modda tek bir mod e, altını çizelim, paket falan değil yani. E, Game mod sıfıra geçiyoruz, Şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar Minecraft'ta normalde kapı tıklatma olayı yoktur, ama burada var. Yani tam olarak gerçekçi olmayabilir, yani, tık 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 çıkmıyor olabilir ama yani, gerçekçi bir mevzu var. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, cam, camı kırdığınızda cam kırığı veriyor size, gördüğünüz gibi. E, Glass shard. E, bu arada Game 1'e e geçelim. Bu bildiğimiz normal cam, hani modun eklediği herhangi bir cam değil. Normal camın da arkadaşlar aynı tuğla gibi e, görüntüsü değişmiş yani öyle bir mevzu var. Şimdi gelelim e, bloklara. Yani gördüğünüz gibi o kadar fazla blok var ki abi. Yani e, bunu istediğiniz yani istediğiniz gibi e, herhangi bir yerde e, yapı olarak kullanabilirsiniz. Mesela bu e, marble marble dediğimiz olayda mermer arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu da işlenmiş hali sanırım. Yani mermer bir aile. Quartz gibi gözüküyor ama aslında mermer oyuna neden gelmedi abi? Hatırlarsınız Hexit'te falan mermer vardı ama hani yeni gelen güncellemelerle mermeri ekleyebilirlerdi oyuna ya. Keşke ekleselerdi değil mi? Burada da e, limestone bu limestone tam olarak Türkçesini bilmiyorum. Yani değişik bloklar var. Burada da neymiş? E, brimstone e, Permastone. Yani bir sürü. Bu da Ender biyonit or falan. Ender'dan çıkıyor sanırım. Ee, burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi block of Bio, e, bu şeyin galiba herhalde. Bunu kırdığınızda parça düşüyor. Bunu buradan crafting yap yapıyorsunuz. Yani dediğim gibi aşağıda verdiğim mod linkinden her şeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıntılı her şey. bazalt var. Bazalt da yanlış hatırlamıyorsam Hexit'te falan vardı ya. Hani buluyorduk yani. Arkadaşlar şu olay da efsane. Gördüğünüz gibi e, sugar cane'i hem blok haline getirmişler hem yarım blok hali var. Merdiven hali var. Ee, bu direkt olayı da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, duvar yani hani her bloğunda kendine has duvarı var böyle. Gördüğünüz üzere. Bunları da e, belirtmek için koydum arkadaşlar. Şimdi e, bu da sandstone brick diyor. E, bunlar gayet hani güzel e, yapılabilir şeyler. Hani standart şey olmuş yani. Bu olayı sorularda görüyordunuz arkadaşlar. Ama galiba bu blok Minecraft'ta yok zaten yok hani bunu bildiğim kadarıyla e, hani şey yapıyorlar ya abi world edit yapıyorlar ya o şekilde eklemeyi başarıyorlar bunu o, bunu da arkadaşlar modla oyun'a eklemişler gayet güzel mod yani cidden mükemmel arkadaşlar hani e, gördüğünüz gibi duvarlarda bu şekilde şu mesela e, diorit'in duvarı yoktu granit'in duvarı yoktu stone'un duvarı yoktu mesela sandstone'un duvarı var red sandstone'un var green var, tuğlanın var. Her şeyin e, duvarını getirmişler arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. Ve ayrıyetten gördüğünüz gibi şu aşağılara inelim. Bir sürü arkadaşlar odun gelmiş. Yani Sian e, cyan e, strained e, planks yani bu renkli odunlar var gördüğünüz gibi. Rengarenk. Zaten bunu e, de çeşitli yani mod paketlerinde görüyorduk bu tür e, renkli şeyleri ama Böyle de görmek tabi bir garip. Bunların tabi aynı şeylerinin e, merdivenleri var. Bu olay efsane. Şu blok arkadaşlar şu bloklar. Hani yüne benziyor ama yün değil. E, neymiş tam olarak bunun adı? Terakota Shingles diyor ama... Shingles'ın tam olarak anlamını bilmiyorum. Terekota'dan yapılıyor yani. Bunlar da bir aile efsane duruyor. yani. Bunlarla da... E, herhangi bir şey yapılabilir. E, normalde biliyorsunuz odunların arkadaşlar... Hiçbir şekilde... Ee, şu şekilde kaplamalı bir hali yoktu. Hemen ee, time seti çe de çekelim. Bunları ya eklemişler oyuna. Gayet güzel bence. Hoşuma gitti. Ee, aynı şekilde bunların merdivenleri var. Ve buraya özellikle bunu koydum ki arkadaşlar. Ee, size de gösterebileyim. Game mode 0 geçiyoruz. Ee, şuraya atalım şunları da abi. birlikte Bu herhangi ee, bu merdiven olsun. Yani her türlü bu merdivenlerde oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde oturma modu vardı, ayrıyetten tek olarak vardı ama e, adamlar bir hani tek moda bir paket gibi bir şey sıkıştırmışlar hani dediğimiz gibi. Öyle bir şey yapmışlar, gayet hoş mükemmel benim çok hoşuma gitti. E, ayrıyetten dediğim gibi buradan <laughs> Emotionlar abi efsane bir şekilde kafa sallıyor şu an. E, burada da e, gördüğünüz gibi carved bu ne derler buna? E, odun kaplama mı derler hani? Gördüğünüz gibi efsane bir şekil. Bu da demir arkadaşlar. Demir. Demir ve Rusty Iron diyor. Paslanmış Iron sanırım Rusty. Aynen Rusty paslanmış. Hani bununla mesela arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz üzere hani böyle bir şey yapıyoruz ya. Yapı yapıyoruz ya. Hop şuradan çekiyoruz. Şuradan şöyle. Şuradan da yukarı çıkardık mı? Şöyle çıkaralım. Buraları mesela arkadaşlar. Ee, şundan eklendirme tam bir Bildiğiniz hücre havası veriyor yani Hapishane havası veriyor Bence mükemmel bir olay Yani bu da Güzel hani şu e, demir şeylerin Eklenmesi Bu rast paslanmış olayı biraz daha garip tabi Şimdi e, Hani söyledim ya oyunun yapısını değiştiriyor Diye yine vurguluyorum arkadaşlar e, Bazı hayvanların Yani sadece bazı hayvanların e, Gördüğünüz gibi Tavuğun rengi e, koyunun zaten bir bir sürü bir sürü rengi var. Aynı e, zamanda gördüğünüz gibi bir sürü e, ineklerin çeşitleri var arkadaşlar. Rengarenk inekler var. E, domuzun tabi rengarenkleri var arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, tam olarak bilmiyorum. E, ona bakmadım. Kolayı alalım. Zombileri spamlamadım arkadaşlar. Zombi. E, bunlarda da bir çeşitlilik olabilir e, ama yokmuş yani bilerek bakmadım çünkü e, bunu size tanıtırken hani dediğim gibi e, bu canavarların etrafta gözükmesini istemedim. Şimdi bu köylülerin burada ne işi var diye soruyorsunuz arkadaşlar. Duyuyor gibiyim. Hemen şunları atalım. Arkadaşlar köylüler artık hani taşımak genelde köylüleri zordur ya hani çekmek Yan, yanınıza gelmezler. Mesela Iron... Ee, golem farmı yap yaparsınız ya hani onları taşıma e, zorluluğu da yok. Zümrüt alıyoruz arkadaşlar. Ee, köylüler, zümrüt e köylüler zümrüde geliyorlar. Hani nasıl koyun e, buğdayı takip eder falan. Bunlar da arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi beraber zümrütü takip ediyorlar ya. Efsane. Ne kadar olsun olursa olsun hemen şuraya spawnlıyoruz. Hepsi geliyor abi. Hepsi geliyor mesela bu böyle bir olay eklemişler bu da güzel şimdi ee, flama alalım bir tane şimdi göstereceğim size arkadaşlar ne işe yaradığını. normalde tekneniz var teknenize biniyorsunuz ey, süper mükemmel gidiyorsunuz normalde teknenin yelkeni olur arkadaşlar değil mi hani ee, şu flama'yı alıp teknenin üzerine sağ tıklarsanız he, yani herhangi bir şekilde flama ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu da böyle bir ayrıntı güzel bir eklenti olarak sizlere sunulmuş. Benim bu mod arkadaşlar çok hoşuma gitti. Yani özellikle ve özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Ee, şu emotion kısmı bir hayli güzel. Hani el sallıyoruz falan. Mükemmel yapmışlar abi hani. Bir sürü olayı var. İnanın bir sürü olayı var. Ben hepsini yapamadım. Yani o kadar çok ki hani zaman da yetmez onu anlatmaya. Ben size aşağıdan verdiğim linkten arkadaşlar bunları İstediğiniz Şekilde e, Öğrenebilirsiniz Yani Ciddi Şekilde Ayrıntılı Anlatıyor Kendi Sitesinde Bu e, Özellikle Bob da Efsane Arkadaşlar Görüyorsunuz Hani Bu Da Bir Ayrı Bir Olay Şimdi e, Daha Bitmedi Tek Oyunculukta Bir Dünyaya Giriyoruz e, Normal Oluşturduğumuz Bir Dünya Bu Dünyaya Girdiğimizde Arkadaşlar Bir Farklılık Görmüşsünüzdür Ya Her Yer Sanki Böyle Yemyeşil Normalde Çimenli Toprak yani tam olarak bu şekilde gözükmez arkadaşlar. Ama bu mod sayesinde ağaçlar da çoğalıyor. Yani ben benim görüşüm ağaçlar çoğalıyor arkadaşlar. Yani Birçok şey ekleniyor. Ee, dünyada farklılık var yani onu demek istiyorum. Ve bu modun arkadaşlar normalde e, denize bir hani korsan e, eklentisi var. Yani korsan gemisi geliyor gemiye. Yani bu denizlere. Nedense tam olarak çanklar yüklenmedi şu an. E, ee, Tabi şans işi onu da bulmanız zor galiba an, bildiğim kadarıyla. Yani şu an biz mesela bir korsan gemisi görmedik ama. Hani görürseniz şaşırmayın bu modda. O da oluyor yani arkadaşlar. Ee, o da benim hoşuma gitti. E, ee, yani dediğim gibi onu bulsak çok güzel olurdu. Ben biraz videodan önce aradım ama bulamadım. hani Gezdim biraz yoktu. Yani çıkar mı şu an bilmiyorum ama çıkmıyor ya. Bayağı gezdim abi hakikaten bulamadım. Yani çıkıyor korsan çıkıyor hatta korsan e, burada da arkadaşlar şapkası var. Korsan şapkası gördüğünüz gibi. İstediğiniz şekilde takabiliyorsunuz korsan şapkasına. Ee, o şekilde bakalım. Preit e, şeyine dair aynen. Çağır Preit mesela korsan şeyi var. Gördüğünüz gibi korsan gemisinde. Bunları görüyorsunuz. Bunlarla kapışıyorsunuz arkadaşlar. Bir de e, şöyle bir ayrıntı vereyim. E, bazı noktalarda e, hani dünyada gezerken e, hazine bulma şansınız oluyor. Öyle bir değişik Trilyonlarca şey var arkadaşlar. O yüzden benim zaten hani çok fazla mod içinde şey olması benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider arkadaşlar. Burada bir şey var. Bir an gemi falan sandım da değil. O şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yani bu modu linkini aşağıda vereceğim yani. Onu da söyleyeyim. Linkten indirebilirsiniz. Hani rarlı bir şekilde ben koyacağım yani. Halledeceğim. Hoşçakalın ve bay bay.